Bu, bu, bu zaten bugünün en şaşırtıcı haberlerinden bir tanesi. Hasta olsak tedaviye ihtiyacımız olsa bunun ee, ya tedaviyi uygulayın ya da uygulanmayın demek kime aittir diye bir soru sorayım size. Heh, diyorsunuz ki bana aittir veya sana aittir. Peki şu soruyu sorayım. Eğer o kişi kadınsa tedavi almak zorunda olan kadınsa, erkek buna karar verebilir mi alsın ya da almasın diyerek acil olarak operasyon geçirmesi gerekiyordu. Ancak bakanlığın uyguladığı bir eşten izin alma bu prosedüre takıldı. 48 yaşındaki Burçak Topaç acil olarak rahim ve yumurtalıklarının alınması gerekiyor. Boşanma aşamasında olduğu eşi Muharrem Topaç şartlı şekilde onay vereceğini söylüyor. Müvekkil bu operasyonu geçirmezse kansere dönüşme riskiyle karşı karşıya. Boşanmayı kabul etmeyen eşi istinafa başvurdu. İstinaf kararı beklenirken bu kez rahatsızlığı ortaya çıktı. Ameliyata alınması gerek Burçak Topaç bu kez de Sağlık Bakanlığı prosedürüne takıldı. Nüfus planlama kanununda rahim tahliyesi için eşin de rızası gerekir ibaresi yer alıyor. O rıza beklenirken eşten şartlı onay çıktı. Muharrem Topaç boşanma sürecinde maddi bir şey talep edilmezse ameliyatı onaylayacağını söyledi. İki dudağının arasında bir kararın önemli olduğunu anladığı için... ...müvekkilin en yasal hakları yani vermek istemediği edinilmiş mallar kapsamındaki haklarıyla ilgili pazarlığa götürdü. Burçak Topaç'ın avukatı... Devlet Hastanesi'nin izin prosedürünü sıkı sıkıya uyguladığını çünkü bakanlık müfettişleri tarafından denetlendiklerini söyledi. Özel hastanelerde ise acil kayda düşüp izin almaksızın işlem yapılabiliyor. Ama herkesin maddi gücü özel hastaneye yetmiyor. Bu çaresizlikte hiç kimse sınanmamalı. Her geçen gün aleyhe giden bir süre var. Müvekkille ilgili yaşam hakkını da zorlayan bir yerde durup durmadığını bilmiyoruz. Eşin onayı olmadan tedaviye başlayabilmesi için Ankara 6. Aile Mahkemesi'ne başvuru Topaç, Yetkinin kendisine verilmesini talep etti. Mahkemenin ne zaman karar vereceği, karar çıkana kadar hastalığın ne duruma geleceği belirsiz. Adliyenin bürokrasisiyle karşı karşıya kaldık. Kısa vadede bir sonuç alamayacağımız anlamına geliyor. Kendi bedenin üzerinde yetki talebinde bulunması o kişi için bir zulüm. <laughs> Böyle bir şey olabilir mi ya? Anayasaya göre hepimiz eşitiz. Kadın ve erkek. Yani boşanma aşamasında olur, ayrı yaşıyor olabilir. Kadının sağlığından bahsediyoruz. Diyor ki erkekten izin alacak. Ne bu ya? Şey demiyor, kabile devletimiz miyiz biz? Ha? Üçüncü dünya ülkesinde mi yaşıyoruz? Anayasa var burada ya. Kadını hala da erkeğin altı, emri altında veya malı olarak gören bir anlayış. Bu nasıl bir prosedür böyle? Ha bunun değişmesi gerekiyor yani. Böyle bir prosedür varsa da o zaman anayasadan çıkartın ya. Var mı anayasada kadın erkekten veya erkek kadından daha üstündür diye. Yok öyle bir madde. Saçma sapan bir olaydan bahsediyoruz. Ya kadın ölecek gidecek. Bunlar erkekten izin bekliyorlar yani. Böyle saçmalık olabilir mi?